Asya Hun hükümdarı Mete, Çin'e karşı siyasi ve askeri üstünlük sağlamış fakat Çin'de hakimiyet kurmayı tercih etmemiştir. Bundaki amaç kalabalık ve yerleşik Çin nüfusu içinde Hunların benliğini kaybetmesini engellemektir. Buna göre Mete'nin izlediği bu politika ile aşağıdakilerden hangisini gözettiği söylenemez. Hunların nüfus açısından Çin'e oranla daha az oldukları, burada zaten kalabalık Çin nüfusundan bahsetmişti. Çinliler bu kadar kalabalıksa Hun nüfusunun onlara göre daha az olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkımızı eledik. B. Hunların Çinlilerden farklı bir yaşam tarzı sürdükleri. Şimdi burada Çinlerin hakimiyet kurduğu alanlarda buraya Mete Han'ın gelmemesi aslında kalabalık ve yerleşik Çin nüfusu içerisinde diyor. Yani burada yerleşik bir kültürden bahsediyor. Ama Türkler de daha çok göçebe yaşam tarzı olduğu için farklı yaşam tarzı vardır. O yüzden B şıkkımızı eledik. D'de Mete'nin ülkesinin çıkarlarına göre hareket ettiği, zaten çıkarına göre hareket ettiği için Hunların özellikle benliğini kaybetmemesi amacıyla kazandığı halde toprak alıp yerleşmiyor. O yüzden D şıkkımızı eledik. E, kontrol altına almanın hakimiyet kurmaktan daha iyi olacağını düşünüyor. Evet, yine kontrol altında ama o bölgede tam anlamıyla bir hakimiyet kurmuyor. Vergiye bağlıyor. E şıkkımızı elediğimizde C şıkkında Çin kültürünün Türk kültüründen daha üstün özelliklere sahip olduğu demiş. Onlar bizim kültürümüzden daha üstün bir özelliğe sahip, biz orada asimile oluruz düşüncesinden kaynaklanmıyor bu durum. Sadece sayıca çok kalabalık ve kültürlerinin yerleşik bir düzene sahip olmasından kaynaklanıyor. Burada bir üstünlükten bahsedilmiyor. O yüzden yanlış cevabımız C şıkkıdır. Anadolu Selçukları 1230'da Hazremşahları Yazıç Çemen Savaşı'na yenerek zayıflama ve yıkılma sürecine itmiştir. Zayıflayan Hazremşahlar Moğol İlhan Deyici tarafından ortadan kaldırılmış ve Anadolu Selçukları Moğollar ile komşu olmuşlardır. 1243'te Moğol İlhanlar ile yapılan Kösedağ Savaşı'nı kaybeden Anadolu Selçukları zayıflama ve dağılma sürecine girmiş ve Anadolu Moğol İlhan nüfusuna dahil olmuştur. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Yassı Çemen Savaşı kazanana da kaybedene de yaramamıştır. Burada Yassı Çemen Savaşı'nı kazanan Anadolu Selçukların daha sonra Moğol İlhanlı Devleti ile bir sınır komşusu olduklarından bahsetmişti. İşte bu sınır komşusu olmaları onların Moğol istilasına daha açık hale getirip Kösedağ Savaşı ile birlikte zayıflama ve dağılma sürecine girmesine sebep olmuştur. O yüzden birinci öncülümüzü aldık. 2. Harzemşahların zayıflaması İlhanların işine yaramıştır. Burada Harzemşahların yıkılma sürecine girmesi Yassı Çemen Savaşı ile birlikte Harzemşahların daha sonra Moğol İlhan Devleti tarafından ortadan kaldırılmasını kolaylaştırmıştır. Haliyle bu durumda Harzemşahların zayıflaması İlhanların işine yaramıştır diyebiliriz. İkinci öncülümüzü aldık. 3. Her başarı beraberinde olumlu sonuçlara sebep olmayabilmektedir demiş. Evet, bu Anadolu Selçukların Harzemşahlara yenilgiyi uğrattığı bu zafer onları Moğol İlhanlarla komşu yapmış ve bu komşuluk onları daha sonra Moğol tehlikesine daha açık hale getirerek 1243 yılındaki Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı'na iten süreci başlatmıştır. O yüzden 3. öncülümüzü aldığımızda doğru cevabımız E şıkkıdır. İstanbul'un fethinin ardından yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi fethin evrensel öneme sahip olduğunun göstergesidir? Fethin evrensel öneme sahip olduğunu gösteren şeyler sadece Türk tarihini değil dünya tarihini etkileyecek önemli bir olaya sebep olmasını söyleyebiliriz. Özellikle İstanbul'un fethi gerçekleştiğinde İstanbul'un etrafında bulunan büyük surların ateşli toplarla bile yıkılacağının anlaşılması, özellikle o dönemde Avrupa'da bulunan kralların dışındaki feodal yapılanmanın yani feodalitenin bu şekilde kolaylıkla ortadan kaldırılabileceği fikrini ortaya çıkarmıştır. Eğer Bizans gibi bu kadar güçlü bir devlet, bu kadar iyi savunması olan bir şehir düşürüldüyse bu ateşli toplarla birlikte, o zaman Avrupa'daki merkezi krallar bu topları kullanarak feodal beyleri ortadan kaldırıp kendi hakimiyetlerini kurup topraklarını daha geniş bir alana yayabilirler. O yüzden burada evrensel bir sonuç olarak özellikle barutun ateşli silahlarda kullanımı savaşların şeklini değiştirmesi cümlesi bizim için evrensel olduğunu gösteriyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Milli mücadelenin Batı cephesinde kazanılan Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra İtalya işgal ettiği yerlerden çekilmiş, Fransa ile Ankara Anlaşması imzalanmış ve Türk ordusu taarruz hazırlıklarına başlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı'nın yukarıdaki sonuçları ile ilişkilendirilemez? Fransa yeni Türk devletini resmen tanımıştır. Evet, burada bir barış anlaşması, anlaşma imzalanıyorsa zaten karşıdakini resmen tanıdığının göstergesi. A şıkkımızı eledik.
B. İtalya Yunanistan'ın başarılı olamayacağını düşünmektedir. Burada Sakarya Savaşı'ndan sonra İtalya'nın işgal ettiği yerlerden geri çekildiğini görüyoruz. Ben kazanamadıysam Yunanistan'da başarılı olamayacak ve bu topraklar bana da ona da kalmayacak düşüncesiyle geri çekiliyor. B şıkkımızı da eledik. C. Yunan ordusunun saldırı gücü kırılmıştır. Evet, Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra hem İtalya hem Fransa geri çekildiyse burada Yunan ordusunun ağır bir yenilgi aldığını söyleyebiliriz. C şıkkımızı eledik. E. Askeri başarı beraberinde siyasi başarıları getirmiştir. Evet, bu savaşta İtalya çekildi, Fransa çekildi ve anlaşma imzalanması askeri başarıların ardından siyasi başarıları da getirdiğini gösterir. Fakat İtalya ve Fransa müttefiklik anlayışıyla hareket etmişlerdir cümlesi hem parçadan çıkarılabilecek bir sonuç değildir, hem de İtalya'nın farklı toprakları Fransa'nın farklı toprakları paylaşması onların müttefiklik anlayışıyla hareket ettiğini göstermez. O yüzden yanlış cevabımız D şıkkıdır. İtalya ve Almanya'nın 1930'larda saldırgan ve yayılmacı politikalar izlemeleri üzerine Balkan ülkeleri bir araya gelerek Balkan Antantı'nı imzalamışlardır. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasındaki bu girişim ile taraflar birbirinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığına sahip olacaklarını kabul etmişlerdir. Buna göre Balkan Antantı ile ilgili nitelendirmelerden hangilerine ulaşılamaz? 1. Bölgesel barışı sağlama amaçlı girişimdir. Evet, burada Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın kendi sınırlarını güvence altına alması, birbirlerinin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygılı olması bölgesel barışı sağlama girişimi olduğunu gösterir. Birinci öncülümüzü aldık. 2. Büyük güçlerin Balkanlara yönelik emellerine karşı önlem alınmaya çalışılmıştır. Evet, buradaki büyük güçler İtalya ve Almanya'nın saldırgan tutumlarından bahsetti ve onların bir saldırısına karşı bu saydığımız ülkeler kendi sınırlarını güvence altına almak amacıyla Balkan Antantı'nı imzaladı. O yüzden ikinci öncülümüzü aldık. 3. Balkan devletlerinin tamamı bu girişimde yer almıştır diyor. Fakat Balkan ülkeleri sadece Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'dan ibaret değil. Burada yine Sırbistan, Bulgaristan gibi diğer Balkan devletlerinin katılmadığını görmekteyiz. O yüzden 3. öncülümüzü almıyoruz. Hangisine ulaşılamaz diye sorduğu için doğru cevabımız B şıkkıdır. Yıllık ortalama sıcaklık haritası üzerinde gösterilen izotermlerin Güney Yarımküre'de, Güney Amerika ve Afrika kıtalarının batısında kuzeye doğru kıvrılması olgularından hangisinin bir sonucudur? Güney Yarımküre'de Güney Amerika ve Afrika'daki kıvrılmalardan bahsettiğinde, şurası ekvator çizgimizden itibaren Güney Yarımküre, burada Güney Amerika, burada Afrika'da yukarıya doğru kıvrıldıklarını görmekteyiz. Güney Amerika'da yukarıya doğru kıvrılmanın sebebi Peru bir diğer adıyla Humboldt Soğuk Okyanus akıntısından kaynaklanmakta. Afrika'daki yukarıya doğru kıvrılmanın sebebi ise Benguela Soğuk Okyanus akıntısından kaynaklanmaktadır. Şıklarımıza baktığımızda enler, rüzgarlar, okyanus akıntıları, nemlilik ve çöllerin kurutucu etkisi dediğinde doğru cevabımız 3. öncülün olduğu okyanus akıntıları yani C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki topografya haritası üzerinde A noktası aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisinin üzerinde yer almaktadır? Şimdi şeklimize baktığımızda 2600 metre ile şöyle izoipslerimizi dışarıdan tamamlamaya çalıştığımızda aslında burada bir tepenin olduğunu görüyoruz. Bunu izoipslerimizi tamamladığımızda dışarıdan bu şekilde birleştirdik. Ve yine diğer tarafta buradaki izoipslerimizi de dışarıdan birleştirdiğimiz zaman aslında burada da yine bir tepe veya dağlık bir alanın olduğunu söyleyebiliriz. A noktasına baktığımızda iki izoips arasında kalan boşluk bölgesinde olduğunu görmekteyiz. Biz bu boşluk bölgesine boyun bölgesi adını veriyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Bir yerde yaşayan canlı türlerini ve bunların alansal dağılışını araştıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir çalışma yapmaktadır? Bir yerde yaşayan canlı türleri ve bunların alansal dağılışını araştıran bir bilim çalışmasından bahsetmiş. Şimdi nüfus coğrafyası insan sayısıyla siyasi coğrafya bölgeler ve ülkeler arasındaki siyasi olaylarda klimatoloji, iklim bilgisiyle hidrografya, sular coğrafyası fakat biyocoğrafya bizim karşımıza canlılar coğrafyası olarak gelecektir. Zaten sorumuzda da canlı türlerini ve bunların alansal dağılışıyla ilgilendiğini söylemişti. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangileri yoğun orman alanları üzerinde yer alır? Şimdi alanlarımıza baktığımızda dört nolu alan Akdeniz iklim bölgesinde daha çok ormanlık alandan ziyade maki bitki toplulukları yani kısa boylu bodur çalılıklar olacaktır. Üç nolu alanımızda step yani bozkır adını verdiğimiz kısa boylu cılız otlar bulunacak. Birin olduğu yer Batı Karadeniz bölgesi, Ladin, Göknar gibi ağaç türleri ve yine ikinin olduğu yerde Güney Marmara ise bol ormanlık alanların bulunduğu yer olarak karşımıza gelir. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2'nin olduğu A şıkkıdır.
Dünyada tsunami olaylarının en fazla gibi su kitlelerinin hangilerine görüldüğü söylenir. Tsunamiler deniz veya okyanus tabanlarında fay hatlarının olduğu yerlerde, deniz heyelanlarında veya volkanik patlamalar sonucunda meydana gelir. Bu tsunamilerin meydana geldiği yerler Pasifik ateş çemberi üzerinde olduğu için daha çok Büyük Okyanus kıyılarında görülür ve yine aynı zamanda Atlas Okyanusu orta sırtında da görülebilmektedir. En çok görüldüğü yerler 1 ve 3 öncüllerin olduğu alanlar olduğu için doğru cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi felsefe sorusu olarak değerlendirilemez? Neden felsefe? Buna sence gerek var mı? Mustafa, evreni ve kendini anlamak, anlamlandırmak ve açıklamak için. Cengiz, özgür düşünerek kendini ve toplumu oluşturmak. Merve, ön yargıları kırıp farklı fikirlere saygılı olmak. Ali, ahlaki değerler üzerine fikirler ortaya koyabilmek için öğrencilerin farklı cevaplar verdiği görülmektedir, diye cevap vermiş. A seçeneğine baktığımızda insanın dünyadaki varoluş amacı nedir? Varlık felsefesinin bir sorusudur. Toplumlar için ideal bir düzenin olup olmadığı sorusu da siyaset felsefesine aittir. İyi ve kötü nedir? Ahlak felsefesinin sorusudur. İnsan özgürlüğü kısıtlanmalı mıdır? Bu da insanın özgürlüğüyle olduğu için doğrudan felsefenin konusuna girer. Su hangi moleküllerden oluşmaktadır? Felsefenin değil, bilimin sorusudur. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olur. Gazali'ye göre insanda iki göz vardır. Birincisi duyu organı olan dış dünyayı algılamamızı sağlayan gözdür. Bu sayede insan bir takım bilgilere ulaşmaktadır. Her zaman akla dayanan bilgi bizi kesin sonuca götürmeyebilir. İkinci göz ise hakikate ulaşmamızı sağlayarak kesin bilgiye ulaştıran kalp gözüdür. İnsan kalbiyle bütün hakikati kavrayabilir. Parçaya göre kalp gözüyle ifade edilen bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Salt akıl, pratik akıl, duyularımız, sezgilerimiz, tecrübelerimiz. Gazali, Türk İslam felsefe geleneğinin en önemli filozoflarından, düşünürlerinden biridir. Ona göre akıl çok önemlidir fakat din konusunda, hakikat konusunda, Tanrı'yı, Allah'ı kavrama konusunda akıl bizi doğru bir yola götüremez. Bu yüzden aklın götüremediği yoldan sonrası için insanın Allah tarafından ona bahşedilen bir kalp gözüyle hareket etmesi gerekmektedir. Ona göre kalp gözü insanın sezgisidir sevgili arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız bilgiye ulaşmada kullanılan araçlardan biri zekadır. Zeka ile durağan hayatı yani değişmeyeni kavrayabiliriz fakat zeka değişim içinde olan varoluşu kavramakta yetersizdir. Zeka ile elde edilen bilgi kişiye göre de değişim gösterebilir. Bu nedenle mutlaklığından söz edilemez. Varoluş ve yok oluş içinde değişimi barındırdığı için zeka yanında doğrudan bilgiye götüren bir aracımız olmalıdır. Bu araç şüphesiz sezgidir. Parçada bahsedilen filozof ve akımı hangisidir? Platon, rasyonalizm. Wittgenstein, analitik felsefe. Immanuel Kant, kritisizm. Bergson, sezgicilik. Jaspers, varoluşçuluk. Son cümlemizdeki sadece bir kelime bizi doğru yola götürüyor. Bu da doğru bir bilgiye sezgiyle ulaşırız diyen görüş olan entüsiyonizmin görüşüdür. Temsilcisi Henri Bergson'dur. Fakat ilham kaynağı aldığı filozof ya da düşünür ondan yaklaşık 800 yıl önce yaşayan Gazali'dir. Cevabımız D seçeneği. Aydınlanma felsefesi bir bakıma Rönesans ve Reform hareketlerinin devamı niteliğindedir. 1789 Fransız İhtilali ise aydınlanma filozoflarının görüşlerine göre şekillenmektedir. Ulus devlet ve sanayi toplumu şeklinde tasvir edilen modernizm, doğa bilimlerindeki gelişmeler, demokratik açılımlar ve aydınlanma felsefesi üzerinden şekillenmiştir. Feodalitenin yıkılması ve kilise otoritesinin azalmasıyla insanı merkeze alan bir anlayış gelişmiştir. Parçada anlatılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Dine dayalı düşünme anlayışı öne çıkmıştır. Bu Orta Çağ'a aittir. Düşüncenin merkezinde Tanrı yer almıştır. Yine Orta Çağ'a ait bir bilgidir. Bilimsel devrimlerin gerekliliğinin sorgulandığı dönem ise 20. yüzyıldır arkadaşlar. Modernizmin temelinde aydınlanma yani akılcı düşünce vardır. Doğru, parçamızda anlatılan zaten budur. Aydınlanma düşünürleri Rönesans ve Reform'u etkilemiştir. Ama Rönesans ve Reform aydınlanmadan önce ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Doğru olan modernizmin temelinde akılcı yani aydın düşüncenin yer aldığıdır. Cevabımız D seçeneği. Aristoteles'e göre evrende her şey bir düzen içinde ve amaca hizmet etmektedir. Bu nedenle sanat ile matematik arasında ilişki mevcuttur. Nasıl ki matematikte her şey birbirini takip eden bir yapı içinde ise bunu sanatta da görmekteyiz. Doğada simetrik bir sistemde yer alan varlıklar kendini ortaya koymaktadır. Ancak matematik sınırları belli bir yapıya sahip iken sanat da taklitten ibarettir. Sanat matematikteki gibi doğadaki mükemmelleşmemiş olanı tamamlamaya dönük güzele ulaşmayı hedeflemektedir. Parçaya göre sanattaki güzele ulaşma unsurları aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
Düzen orantı sınır, şekil doğa insan, özgürlük düzen sınır, şekil insan duygu ve duygu akıl özgürlük. Felsefe tarihinin kuşkusuz ki en önemli filozoflarından biridir. Belki de birincisidir arkadaşlar, Aristoteles. Ona göre evrende her şeyde bir düzen vardır ve bir amaca hizmet vardır. Sanatın mimesis yani taklit olduğunu söyler. Gördüğünüz gibi düzenden bahsediyor, simetriden bahsediyor ve parçaya göre Aristoteles'in sanattaki güzele ulaşma unsurlarının düzen, orantı ve sınır olduğunu söyleyebiliyoruz. Cevabımız A seçeneği oluyor. İbadetlerin yalnızca Allah'ın emrettiği şekilde ve Hazreti Peygamber'in açıkladığı tarzda yapılması esastır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu bilgiyle aynı doğrultudadır? Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Her canlı ölümü tadacaktır. Allah katında en değerli olanınız. Ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Eğer dinimizi doğru bir şekilde öğrenmek veya öğretmek istiyorsak başvuracağımız kaynakların başında Cenab-ı Allah'ın emirleri yani Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünneti olmalıdır. Nisa suresinin 28. ayetinde de kim peygamberimize yani Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur diyerek bu düşünce savunulmaktadır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz A. Buna göre aşağıdaki ayet ya da hadislerden hangisi bu konuyla ilişkilendirilemez? Toplumun meydana getiren ögelerin başında aile gelmektedir. Ailenin oluşması için de evlilik gereklidir. Evlilik ise Allah'ın koyduğu prensipler çerçevesinde bir erkekle bir kadın arasında yapılan bir akitle meydana gelir. Evlilik fıtri bir olgudur. Rum suresinin 21. ayetine baktığımızda kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir diyor. Gördüğünüz gibi burada yine evlilik kurumuna eşlerin yaratılışıyla alakalı bilgi verilmiş ve değinilmiştir. Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Bu hadis-i şerifte evlilikle alakalı herhangi bir bilgi bulunmaz. İçinizden gücü yeten evlensin diyor yine hadisimizde. Evlilikle alakalı bir bilgi var. Evlenin çoğalın diyor Peygamber Efendimiz. Yine evlenmeyle alakalı bilgi görmekteyiz. İçinizde evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin diyor. Nur suresinin 32. ayetinde de yine bu ayeti kerimede de Cenab-ı Allah'ın insanları helal yoldan evliliğe yönlendirdiğini görmekteyiz. B seçeneğinde ise evlilikle alakalı herhangi bir konu olmadığı için doğru seçeneğimiz B olmalıdır. Ahiret inancı, cehenneme gitme endişesinden dolayı kişiyi kötülüklerden sakındırır, cennete gitmek arzusu sayesinde bireyleri iyiliklere yöneltir. Bu bilgiler aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisiyle ilişkilendirilemez? İnanan ve salih amel işleyenler ırmaklar akan cennetlere konulacak, orada esenlik dilekleri selamdır. A seçeneğindeki ayeti kerimemizde gördüğünüz gibi cennetin tasviri yapılmıştır. Yaptıklarına karşılık kendileri için saklanan müjdeyi hiç kimse bilemez. Yani bu saklanan müjde de yine cennettir, değinilmiştir. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Yine ahiret hayatıyla alakalı cennetten bir tasvir görüyoruz. İnanan ve yararlı işler yapanlar için hoş bir hayat ve güzel bir gelecek vardır. Yine mükafatını alacağımızla alakalı cennet betimlenmiş. İçinizden gücü yetenler evlensin ve nikah sünnetimdir hadisi şerif. Burada ise Peygamber Efendimizin insanları evliliğe yönlendirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla E seçeneğindeki hadisimiz parçamızla ilişkilendirilemez. İslam dininde nikah meşru yani yasal ve helal, zina haram kılınmıştır. Peygamberimiz nikah ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Evlenmek benim sünnetim, girdiğim yolumdur. Kim benim bu yolum ile amel etmez, bundan yüz çevirir ise benden değildir ve evleniriz. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla iftar edeceğim. Kimin evlenme harçlığı var ise evlensin. Kim bu masrafı bulamazsa nafile oruç tutmalıdır. Şüphesiz oruç sahibi için şehvet kırıcıdır. Bu bilgilerle aşağıdaki zaruriyeti diniyeden hangisine vurgu yapılmıştır? Zaruriyeti diniye dinin üzerinde durduğu önemli haklardır. 5 tane hak var: dinin korunması, neslin korunması, canın korunması, ahiretin korunması, malın korunması. Şimdi altını çizdiğimiz yerde Peygamber Efendimiz diyor ki, çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla iftar edeceğim. Bu da arkadaşlar neslin korunmasıyla alakalı bir vurgunun yapıldığını bize gösteriyor. Cevabımız B seçeneğidir. Bu bilgilerden hareketle Budizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir. Bakın Budizm dünyanın büyük dinlerinden biridir. Buda ile özdeşleşmiştir. Zaten Buda'nın heykeli. Dünya üzerinde 400 milyondan fazla müntesibi, yani inananın müridi vardır. Hinduizme tepki olarak doğmuştur. İnsan erdemi canlılara şefkat prensipleri üzerinde duran bir felsefi sistemdir. Tanrı'nın varlığı veya yüce bir varlık fikri net değildir. Bu fikir net olmadığı için tek tanrı inancı vardır diyemiyoruz. Dünyanın yarısından fazlasının benimsediği dindir ama dünyada 6 milyar insan var. 400 milyon kişi Budist, bunu da söyleyemeyiz. Ahlak üzerine kurulmuş bir dindir. Çizdiğimiz yerde zaten insanı, erdemi, canlara şefkat prensipleri üzerinde duran bir sistem olduğunu söylüyor. Cevabımız C seçeneği olacak. Semavi din demek Allah tarafından gönderilen din demektir. Fakat Budizm yapay bir dindir, söylenemez. Günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir dindir, bu da söylenemez. 400 milyon inananı vardır, özellikle Asya'da. Budizm ile ilgili söyleyebileceğimiz ahlak üzerine kurulmuş bir din olduğudur. Cevap da C seçeneği. İlk çağ filozoflarından Protagoras'a göre insan her şeyin karar vericisidir. Bir ortamda bulunan arkadaşlardan birisi havanın soğuk olduğunu söyleyebilir. Yanındaki arkadaşı buna şaşırıp sen hasta olabilir misin? Ben şu an yanıyorum resmen diyerek cevap verebilir. Bu durumda grupta bulunanların saatlerce hangisinin haklı olduğu düşünmesi anlamsızdır. İçlerinden mutlaka bu konuda farklı düşünenler çıkacaktır. Nihayetinde duyum öznel olarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu öznellikten tümel bir uzlaşıma varılmayabilir. Parçadan çıkarılacak sonuç hangisidir? Bilginin kaynağı duyumlar kişiye göre değişebilir. İnsan ruh ve beden olan iki tözden oluşur. Gündelik yaşamda ilgilerimiz farklı olabilir. Hiçten hiçbir şey meydana gelmez. Var olanların bilgisine akılla ulaşılabilir. Sofistlere göre, Protagoras'a göre insan her şeyin ölçüsüdür. Duyu organlarımız kişiden kişiye göre değiştiği için doğru bir bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Parçadan çıkarabildiğimiz sonuçta bilginin kaynağının duyumlar olduğu ve bu duyumların da öznel, yani kişiye göre değişkenlik gösterdiğidir. Cevap A seçeneği. Parçada sivil toplumun hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? Çağdaş demokrasilerde vatandaş, resmi kurumların dışında kendini gösterebilecek yeterli alan bulabilmelidir. Devlet otoritesi sivil alanda kontrol altına alınmaz ise özgürlükler sıkıntıya düşebilir. Batıda kazanılan haklar yıllarca süren toplumsal mücadeleyle elde edilmiştir. Herhangi bir alanda gönüllü olan birey, kendini ve kendisinin durumundakilerin haklarını devlete karşı savunma ve koruma mücadelesi vermektedir. Ancak bu oluşumların da devlet tarafından denetlenmesi, hukukun dışına çıkmaması gerekir. Bu bir denge sistemidir. 21. yüzyıldan itibaren demokrasi için tehlike oluşturmaktadır. Bunun üzerinde durulmuyor. Demokraside vatandaşlar en az bir sivil toplum kuruluşuna üye olmalıdır. Yine böyle bir vurgu görmüyoruz. Sivil toplum örgütlerinin hukuk kurallarına uyma zorunluluğu yoktur. Tam tersini söylüyor parçamız. Sivil toplum kuruluşları en iyi feodal toplumda kendini gösterebilmektedir. Yine böyle bir ifade geçmiyor. Çağdaş demokraside hukukun üstünlüğü ve sivil toplum dengesi iyi kurulmalıdır. Zaten son cümlemizde de bir denge sisteminin olması gerektiğine değinilmiş. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E olmalıdır. John Dewey'in bu anlayışına göre aşağıdakilerden hangisi bilginin bir özelliği değildir? Bir grup öğrenci izcilik kulübü çalışmaları çerçevesinde bir hafta orman kampına katılır. İkinci gün kamp alanını tanımak için doğa yürüyüşüne çıkarlar. Grup lideri onlara ağaçları ve özelliklerini anlatırken mola için bir süre beklerler. Akşam olmaktadır. Öğrenciler bir zaman sonra kaybolduklarını fark ederler. Ellerindeki haritayı kontrol ederek kamp alanına ulaşabilmeyi umarlar. Eğer harita onları kamp alanına ulaştırmazsa haritanın varlığının bir anlamı yoktur. Bu pragmatist bir bakış açısıdır. Yani faydacı bir bakış açısıdır. Eğer bir eylem sonucunda bana fayda sağlamıyorsa o eylem kabul edilmemelidir arkadaşlar. John Dewey de William James'le birlikte pragmatist bir bakış açısına sahiptir. Dış dünyaya uygunluk pragmatizme ait bir özelliktir. Yaşamla örtüşmesi, gündelik yaşamdaki faydası ve son olarak da algı ve gerçeğin uyuşması da yine pragmatizme aittir. Salt akla dayalı olması ise pragmatizme göre bir özellik olmamalıdır. Çünkü amaç fayda sağlamaktır arkadaşlar. Akla dayalı olması değil. Cevabımız bu yüzden D seçeneği. Parçada Descartes felsefenin hangi özelliği üzerinde durmaktadır? Fikirlerimiz konusunda kesinliğin olması ne güzel olurdu. Doğduğumuz andan itibaren aklımızı tümüyle kullanıp yalnızca onun tarafından yönetilebilseydik keşke. O zaman yargılarımız çok daha sağlam ve kesin olurdu.
Şu andan itibaren inandığım bütün düşünceleri tek seferde kaldırıp şüpheyle bakmam gerektiğini düşündüm. Onların yerine daha kesin, açık seçik ve doğru olanları koymam gerektiğini biliyorum. Bunun için ihtiyacım olan şey iyi bir akıl süzgecidir. Kesin bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Duygu ve sezgiler temeli alınmaktadır. Şüphe ve sorgulamaya dayalı bir faaliyettir. Bilimsel yönteme dayalı ilerlemelidir. Mantık ilkelerinden uzaklaşmak gerekir. 17. yüzyılın büyük filozoflarından René Descartes, kuşkuyu bir amaç olarak değil, araç olarak kullanır. O her şeyden şüphe ederken şüphe ettiğinden şüphe etmez ve sağlam bir bilgi olmak ister. Sağlam bir bilgiyi bulurken de kullandığı yöntem akıldır arkadaşlar. Şüphe ve sorgulamaya dayalı bir faaliyettir ifadesi, Descartes felsefesinin ana karakteristik özelliğine uygundur. Parçamızda da bahsedilmektedir. Cevabımız bu yüzden C seçeneği olur. Parçada ahlaki davranışın hangi özelliğinin davranışta belirleyici olduğu vurgulanmaktadır. İnsan eylemlerini bilinçli yapıp sonuçlarına katlanmalı. Özgür irade ile kararlarını alabilme yetisine sahip insan sonuçta kendini vicdan veya yasalar nezdinde yargılanırken bulur. Eğer verdiğimiz kararlarda pişmanlık duymayacak bir vicdan ve akıl hareket ediyorsak sonucu kabul edip iç ve dış mahkemeden kolayca aklanabiliriz. Aksi durumda da kararı bilerek aldığımızı bildiğimizden kimseyi suçlayamayız. Sorumluluk, özgür irade, iyi niyet, vicdan ve kötülük. Bakın zaten ilk cümlemizde insanın eylemlerini bilinçli yaptığını söylüyor arkadaşlar. Onun devamında da insanın özgür irade ile kendi kararlarını kendisinin alabilme yetisine sahip olduğu söyleniyor. Yani bu da ahlaki davranışında belirleyici unsurun özgür irade, hür irade olduğunu bize kanıtlamaktadır. Cevabımız B seçeneği olur.